Ve bu arada Burhan'ın şutu Fethi'ye geldi. Fethi burada ve gol. Metin Eskişehirspor'a bir gol kaydetti. Fakat Eskişehirsporlular bu golden sonra açıldılar ve mütemadiyen kontratak yaptılar. İşte bir gol. İşte bir gol Nihat. Bak Friki kaçıyor. Tuzmay kafayı vurdu ve gol. Hani o Orhan tribünleri coşturuyor. Yerden karları alıp savuruyor. Ve herkes sevinç içerisinde. Nihat vurdu kafayı ve gol. Şimdi durum Eskişehirspor 1 Fenerbahçe 2. Sana doğru geldi. Kafalara uzandı. Gol vurdu ve gol. Evet. Son anında. Eskişehir'in milli amigosu Orhan da kırmızı şimşekleri ayağa kaldırıyor. Şampiyonlukta iddialı Eskişehirspor Fenerbahçe'nin sahasında bir puan alıyor beraber. Maçtan sonra seyirciler iki takımı da omuzlara kaldırıyor. ...1920'nin hemen başlarında 4. Kolordu Komutanlığı'na atanan Kemalettin Sami Paşa etrafına topladığı Eskişehir esnafından, tüccarından, memurundan, öğretmeninden, hakiminden ilk önce bir idman yurdu adında bir kulüp kuruyor. O arada Eskişehir'de futbol öylesine bir nam salmış oluyor ki yine belgelerden edindiğim bilgiye göre 1924 yılında 22-24 Mart tarihleri arasında Paris'te yapılacak olimpiyata katılacak milli futbol takımımıza seçilecek futbolcuların seçimi Eskişehir'de yapılıyor. Daha sonra Türk Gücü, Işık Spor, Tayare Alayı, Tayare Taburu gibi kulüplerin kurulduğunu görüyoruz. Eskişehir Spor'un tarihini ben 2. Dünya Savaşı'ndan 1965 yılına kadar olan devreyi bizzat yaşadım. O zamanlar, yani 2. Dünya Savaşı'ndan 1965 yılına kadar olan devrede Eskişehir'de spor çok ileri düzeyde ve çeşitliydi. Futbol demiyorum, spor. Örneğin atletizm, güreş, bisiklet, eskrim, handbol, futbol, basketbol ve okçuluk. Ve birçok branşlarda Eskişehir en ön plandaydı. Türkiye'nin tanınmış şehirlerinden biriydi. Her gittiği yerde de kendini gösterirdi ve duyururdu. Eskişehir spora düşkün bir şehirdi. O zamanlarda bu Atatürk Stadyumu, gerçi o zamanlar kömür tozuyla kaplıydı ama yine her alanda, işte bu saydığım branşlarda dahi doluyordu. Yani Eskişehir'in altyapısında spor vardı. O tarihlerde Eskişehir'in en önemli 3 tane takımı var. Demirspor, Şekerspor ve Hava Gücü. Üçü de çok güçlüler. O kadar güçlüler ki Türkiye liglerinde dahi Demirspor takımı 40'lı yıllarda şampiyonluğa oynamış ve şampiyon olmuş bir takım. Ve bunlar kendi aralarında dörtlü, beşli, daha sonra bunlara katılan diğer kulüplerle maçlar düzenliyorlar. Stadın arkasında ufak bir delik var, taşı delmişler. Biz de kaçak olarak o delikten girip maçları seyrediyoruz. O zaman pek çoktu boş sahalar. O sahalarda durmadan sabahtan akşama kadar top oynardık. Çocuğun tek eğlencesi oyun. Bu da top şeklinde olursa başka türlü oluyor. Sokaklarla başladık. Bu ortamda futbolcu tabii ki çok kolay yetişiyor. Biz buralarda sabahleyin annelerimiz, babalarımız camlara çıkıp da bağırıp çağırıncaya kadar, hatta bizi gelip kolumuzdan çekinceye kadar ne kadar oynayabilirsek o kadar maç oynuyorduk. Bütün bu hareketler ola dururken kulüpler başlıyor üremeye. Ve bu tabii Eskişehir'de futbolun
çok çabuktan olgunlaşmasına neden oluyor. Biz de o zaman 30 yaşlarında heyecanlı, ateşli, ticaret yapan bir kişi olarak Eskişehir'e bir faydamız olsun derdik. Gençlik Sporu diye bir takım vardı Eskişehir'de. Birinci amatör kübede oynayan. Onunla o zaman akademi olan Eskişehir Akademi takımını birleştirip Akademi Gençlik diye bir takım meydana çıkardık. 63 yılında ben gençlik kulübünde oynuyorum. O yılda akademinin kendi takımı, futbol takımı kuruldu ve ikinci ligde oynuyor. 1959 senesinde de Birlik Spor yöneticileri görmüşler işte sokakta top oynarken. Onlar peşimize düştü, bizi aldılar, Birlik Spor'a mal ettiler. Ve Birlik Spor'da da iki lisede okuyan iki üç arkadaşım vardı. Gel ya bize falan dediler, girdik. Güzel bir takım yapmıştık o zaman. Ben Fatih Spor'la ilk Demir Spor maçına çıktım. Demir Spor maçına çıkmadan önce çok iyi bir santforun karşında bir çok iyi bir santfor olacağını ve de Eskişehir'in en iyi santforundan gol kralı olduğunu söylediler. Sonra çok iyi bildiğimiz, tanıdığımız 40 senelik arkadaşım Nihat Atacan çıktı karşıma. Yani 11-12 kişi Eskişehir amatör takımlarında oynuyor yani. Erken Nafiz Yazıcıoğlu falan varan idarecileri çok samimi bir şekilde bana dediler ki sen şey yap, gel aynı zamanda bizim takımda çalıştır. O sene Nisan ayında her sene olduğu gibi üniversiteler arası spor gösterileri İzmir'de yapılıyor. İlhan Hoca rahmetli beni, arkadaşım Fikret Kartal'ı, Akar Bey'in başkanlığında bütün atletler, boksörler, işte bütün sporcuları, futbol takımı da dahil biz İzmir'e gittik. İlk maç Ege Üniversitesi ile oynuyoruz. 6-0 yendik Ege Üniversitesi. Alsancak Stadı'nda muhteşem bir maç. Fethirli, Ayhanlı, daha sayabileceğim birçok üniversitede yani akademide okuyan talebelerle beraber İzmir'de Eskişehir Akademisi kasıp kavurdu tabiri caizse. İşte Eskişehir Spor'un tohumları İzmir'de atıldı. Omuzuma bir el dokundu benim. Döndüm baktım bir beyefendi. Ben dedi Doktor Burhanettin Türker. Federasyon üyesiyim. Müracaatınızı yapın, şu benim kartım, beni arayın dedi. Çok da tecrübeli bir futbol adamıdır. Sevdiğimiz de bir insandır. Onun üzerine biz zaten biraz daha ateşlendik. Eskişehir'e geldik. Şimdi Eskişehir Spor'un kuruluşları Eskişehir'de başladı. Orhan Oğuz, akademi reisi, akademi gençlik futbolcularını Bağlar Caddesi'ndeki binada topladı, kütüphanede. Çocuklar dedi, böyle bir girişim var. Eskişehir Spor diye profesyonel bir takım kurmak istiyorlarmış. Ne diyorsunuz dedi. Bana sorarsanız dedi, ben biraz bilgi vereyim dedi. Şimdi dedi Eskişehir Spor kurulursa ve başarılı da olursa Eskişehir'in ekonomik hayatı çok iyi bir gelişim gösterecektir. Ve böylece gelen kişilerin bırakacakları paralarla Eskişehir'in ekonomisi gelişecektir. Bu benim kişisel görüşüm çocuklar. Siz ne diyorsunuz? Deyince biz Orhan Hoca'nın bu isteğini bir emir olarak kabul ettik ve hep beraber bir ağızdan ayağa kalkarak "Hocam Eskişehir Spor kurulsun." dedik. Sembolik Eskişehir Spor takımı kurduk. Forma yok, renk yok, bir şey yok. PTT takımını çağırdık Ankara'dan. O zaman birincilikte oynuyor. Şeker Stadı'nda bir Sembolik Eskişehir Spor diye bir maç yapalım dedik. Yer yerinden oynadı.
yer yerinden oynadı. İşte dedim Eskişehir buna hazır. Ben. Ve biz kurmak amacıyla yola çıktık. Fakat bize bir ağabey lazımdı o zaman. Yani bana çok dediler başkan o ben olamam. Ben 30 yaşında genç bir adam olmaz dedim. Bize bir ağabey lazımdı. Kimdi bu? Aradık. Sayın Aziz Boleli bulduk. Dedik abi biz Eskişehir Spor'u kuruyoruz. Bize ağabeylik edin başkanlık yapın. İkna ettik. Yola çıktık. Eskişehir Spor'un idare heyeti oluştu. Müracaatımızı yaptık. Orhan Şeref Apak geldi bir pazar günü. Stadı gezdi. Stad değini yapıldı. Daha açılmadı. Atatürk Stadı. Ondan sonra efendim her şeyi kabul etti. Ve biz yere çıktık. Cer derken para toplayacağız ki takım kurulsun. Ertesi gün çok enteresan bir hadise oldu. 4400 lira para, yarım makbuz, mühür, iki satırda yazı Aziz Bey'den bana. O dostum diye hitap eder böyle şeylerde. Dostum Nafiz, bu Eskişehir Spor'un bu paralarla kurulamayacağına kanaat getirdim. Yolunuz açık olsun, ben bu işte yokum dedi. Hemen kendisine koştum. Dedim abi, bizi 15 kişi seçtiler. Bizi bir topla. İdari heyeti ne yapacak, ne verecek? Ondan sonra cere çıkalım. Ricamızdan akşam toplantı yapıldı. Konuşmaya ben başladım. Dedim ki beyler tamam şehir para vermedi. Ama biz bir işin öncülüne soyunmuştuk. Diyoruz ki böyle bir kulüp kuracağız. Vatandaş sormaz mı arkadaş siz bizden para istiyorsunuz ama siz ne verdiniz? O zaman ilk hamleyi biz yapalım. Bizim çekirdek bir bütçe oluşturmamız lazım. Dememiz lazım biz bu kadar topladık ey Eskişehirli bu yetmiyor. Bak biz bu federasyonu yaptık, siz de buna benzer bir şeyler yapın, bu işi yapalım. Çünkü bu ikinci alınma hakkını elde etmek çok önemliydi yani. Biz en zor safhayı geçmiştik Aziz Bey, Nafiz Bey falan o dönemde. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu işin bayraktarlığını rahmetli Yalçın Kılıcıoğlu yapmıştır. Yalçın Kılıcıoğlu büyük bir patlama yaptı orada. Güzel bir jestle bir rakam söyledi. O rakamlar şimdi burada telaffuz etmek istemiyorum. Ve idare etti kendi arasında 70 bin lira para topladı. Ve neticede Ankara'ya durumu bildirdik. Ankara bizden federasyonda hiç para almayacağınıza dair taahhütname istedi. Onu da verdik, ettik. Neticede 20 Temmuz 1965'te Ankara'dan yasalara uygun olarak Eskişehir Spor'un kurulmasına rıza gösterdik, onaylıyoruz diye cevap geldi. Bundan sonra kesin toplantılar yaptık. Umumi heyet topladık. Yönetim kurulunu seçtik. Federasyona başladık. Futbol transferlerine başladık. Ve 65 yılında Eskişehir Spor kurulunca bizler transfer olduk. Akademi gençlik yok olunca bizim bonservislerle lisanslar Eskişehir Spor Kulübü'ne geçmiş oldu. Ben isimleri aramaya başladım. Yani kim bizim kadromuza yakışır? Kimler daha disiplinlidir? Araştırdık, yaptık. Aşağı yukarı 2000 liraya İsmail Arcagi, yok 6000 liraya Fethi Eperi falan böyle çok cüzi paralarla bir kadro kurduk. Bize de teklif geldi. Hatta ben bir ara İstanbul'a gelecektim. Ondan sonra Matay geldi, Abla Matay. Böyle oturduk. Pazarlığımızı yaptık. O zaman 10 bin lira imza attık biz. 65 senesinin Mayıs ayında Eskişehir Spor'un kurulmasından söz etmeye başladılar. Transferler konuşulmaya başladı. Fethi'nin, Nihat'ın, Kamuran'ın alınmaya başlanmıştı. İki gün sonra kapımızı çaldılar. İnegöl'e geldiler. Eskişehir Spor'u almak istediklerini söylediler. Abdullah Matay kulakları çınlasın. Aziz Bolel, efendim, Aydın Begiter. Ve 2500 liraya Eskişehir Spor'la mukavele imzaladık. Eskişehir Sporlu olduk. Benim kız kardeş Eskişehir'den evlidir. Enişte oradan. Onlar aracı oldu. Abdullah abi de Abdullah Matay da gelmiş. Hilmi Kiremetçi'ye vefalı. Ona sormuş nasıl hakkı, neyin nesi, kimin fesi. O da ona tavsiyede bulunmuş al diye. Eskişehir'de o zaman 3-4 tane kaleci almıştı yani hakikaten.
İşte ben de gittim oraya, mukaveleye attık. Öylece ne Eskişehir Sporlu olduk. Bana Feriköy'den ve diğer başka bir iki İstanbul takımlarından teklifler geldi. Ama Eskişehir Spor kurulacağını öğrenince dışarıya gitmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Dolayısıyla Eskişehir'in en kaliteli sporcularını toplama imkanını buldu Eskişehir Spor. Ben de o zaman idman yurduna top oynuyordum. O eski yöneticiler bana teklif ettiler. Malzemecilik yapar mısın diye. Ben de kabul ettim. Eskişehir Spor Kulübü'de benden başka kimse yoktu. Soyunma odası dahi yoktu Eskişehir Spor'un. Bir gün hamamda soyunuyorduk, bir gün ticaret odasında soyunuyorduk. Ben sırtımdan maçlara malzemeleri götürüp getiriyordum. Eve götürüyordum, çuvala doldurup evde hanımım, babam, annem, ablam yıkıyordu. Ütülüyordu, tekrar kulübe götürüyordum. Tekrar takım sahaya çıkıyordum. Tamamen Eskişehir'e odaklandım ben. Ekibi kurarken. Öylesine daldık ki hırslandık. Dedim ben bu memleketten çıkaracağım bu kadroyu. Akademiden gelen, okuyan, birbirini seven, sayan bir topluluk vardı yani. O topluluğa gelen arkadaşlar hiçbir yabancılık çekmedi. Biz hep dışarıdan gelen futbolcuya gönlümüzü de, bağrımızı da açtık. Kardeş gibi davrandık. Eskişehir Spor'da hep kültürlü çocuklar vardı. Topçular hepsi okumuş. Hiç yok yani. En cahilleri belki bendim. Yahut birkaç tane öyle vardı yani. Yükselişe bizim rahmetli Beşiktaş. Hepsi okumuş çocukların. Başarının en büyük temeli bütün o başarıyı ortak payda haline getirecek kimselerin bir araya gelmesi. Şimdi bunda da bunu bir araya getirecek hocanın yanında kimler var? Talebeleri var. Şöyle bir bakacak olacağız o kadroya da. O kadronun %80'i üniversite okuyor. Abdullah Matay teknik direktör. Zaten akademi gençliğinde antrenörü Abdullah Matay'dı. Oradan da gelen bir abilik, kardeşlik havasında nefis bir havaya yakaladık. Ve Eskişehir Spor çalışmalara başladı. Çok samimi bir cesurca karar verdik. O futbolcularla konuşarak bunu yaptım ama. Tamamen işte Eskişehir Spor olarak biz gireceğiz ama kurtarabilirsek, gidebilirsek gideriz. Gidemezsek ne yapalım? Playoff'un aslanları belliydi. Bursa Spor, Altın Ordu, Mersin İdman Yurdu. Bunlar büyük de paralar harcamışlar. Daha da iddialıydılar. Ve bundan sonra maça çıkılıyor. Bakıyoruz. Çıktığımız takıma hepsine 3 tane atıyoruz, 4 tane atıyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. Bir takımlar işte Beyoğlu diyor, Adalet deniyor. Bunlar tarihi kulüpler. Onlarla oynuyoruz. Hepsinde artık sahada dalga geçiyoruz neredeyse. Ben o güne gelene kadar futbolculuk kariyerinin nedenli bir şey olduğunu bilmiyordum. Oynuyorduk işte. Ve ondan sonradır ki İlk yarı bittikten sonra Eskişehir Spor, herkes, bütün futbolcular artık kendilerinin nasıl bir kıymetli futbolcu olduğunu anlamaya başlıyor. Bu çok önemli bir olay. Playoff'a kaldık. Biraz böyle şampiyonlukta gözümüz olmuyor. Yani hiç öyle çok iddialı değiliz. İlla şampiyon olacak diye bir şeyimiz de yok kafamızda tam manasıyla. Hitlenmedik. Ama ne zaman playoff'ta geldik, Altın Ordu'yu yendik. Arkadan gittik Adana Demirspor'u da beraber kaldık. Bir ışık doğdu. İnandık şampiyon olduğumuza. Yani olacağımıza inandık. Ta ki Bursa maçına kadar. Bursa maçı bir dönüm maçı oldu. 3 Nisan 1966 senesinde. Hem bizim için hem seyirci için. Biz o zaman kadar seyirciyi bize bu kadar bağlı olduğunu, bizi bu kadar tuttuğunu, kırmızı siyahın bu kadar değerli, kıymetli olduğunu tahmin edemiyorduk yani, bilemiyorduk. Çok güzel bir kamp günü geçirdik. Mudanya'daydık, pazar sabahı. Pazar sabahı Mudanya'daydık. Kayığa bindik. Kayıkta Nihat, ben
Fethim vardı, bilemiyorum üçüncü, dördüncü kişi. Nihat yüzme bilmediği için biraz salladık kayığı, korktu, düşeceğim, boğulacağım diye. Öyle hazırlandık o maça. Yani çok önemli bir maç ama biz sahada sanki hem önemsiyor hem önemsemiyoruz gibi bir havadaydık. Ertesi gün otobüse bindik. Bursa'ya gidiyoruz. Otobüsün içinde çıt yok. Herkes maçın havasına girmiş. Kimse konuşmuyor. Herkes konsantre. Handa bırakılmışsınız. O size ayrı bir güç vermiş. Ve Bursa stadyumuna geliyoruz. Ama bizim işte böyle bir motivasyon kaynaklarımız vardı seyahatlerde. Mesela gelin arabası gördüğümüz zaman uğurlu gelirdi bize. Cenaze görürsek moralimiz bozulurdu. Ya o gün olacak şey değil, stada gidince kadar 7 tane gelin arabası gördük. Orada başarıya götüren unsurların en önemlisi sporcuların Bursa stadından içeriye girerken doğmuştur. Soyunma odasına girdik, takım okundu, herkes giyindi, çıt yok. Ondan sonra el ele verdik. Ben böyle bir maça çıkış görmedim. Sahaya çıktığımızda mahşer yeri gibiydi. Bursa seyircisi coşmuş, bizim seyirci bağırıyor, çağırıyor, kavgalar oluyor, taşlar atılıyor falan. 30. saniyede golü atmamız ateşi söndürür gibi oldu. Fethi'nin 30. saniyede golü atması, akabinde ikinci, üçüncü golleri atmamız, 3-0 olması, son dakikada bir tane golledik, 3-1 yenmemiz, hem bizim hem de seyircimizin doğuşuna neden oldu. Eskişehir'e geliyoruz, 100 bin kişi bizi istasyon köprüsünden aşağı girerken karşılıyor. Ve muhteşem bir hava, biz onu görünce daha da büyük bir şevk geldi. Onun için hazırlanmış bir seyirci, taraftar kafilesi vardı. Onların hepsi artık o zamanlar siyasi partiler de birbirlerine kavga eder dururdu. Birbirleriyle konuşmayan bu insanlar biz gol atınca birbirlerini sanıyorlardı. Eskişehir'de ne kadar siyasi partinin mensubu varsa, milletvekili varsa hepsi Eskişehir Sporu oldu. Size bir kere daha söylemiştim galiba. İnsanlar zaferin peşinde oluyor. Son maçlardan bir öncesi Mersin İdman Yurdu maçı var. Ve 2-1 yendik. Uçakla gitmiştik. Uçakta eğlence, bini bin para. Ayan maşallah dansözlere taş çıkartıyor öyle bir güzel. Ama parayı boyuna topluyoruz. Hepimiz Taksim ama parayı toplayan bir kişi almaz öyle. Uçak birbirine girdi. Nihayet Eskişehir'e geldik, indik. İndik ama nereye gideceğiz? Böyle Eskişehir nasıl kalabalık, birbirinin üstünde halk. Şekerden, yani havaalanından Şeker'e 2 saatte gelemedik. Ondan sonra dedik ki, Ayan dedim kaçalım oğlum, hadi atlayalım. Atladık oradan, bir sokağın içine daldık, duvardan atladık biz. Doğru saklandık. Kovalıyorlar bizi seyirciler. Parçalayacaklar hepimizi. Oradan biz doğru gittik, o bir pavyon var oraya girdik. Pavyona da girdiğimizde pişman, loceye girdik. Bir donla bıraktılar bizi. Bütün ayakkabı, pantolon hepsi yırtarak aldılar. O kadar yani. Bir sevgi vardı. O bayraklar yukarıdan topa şeye kadar çok büyük sevgi vardı hakikaten. Eskişehir Spor'da onu yaşadık. Son maç Güneş Spor'la Eskişehir'de oynuyoruz. 3-1 yendik Güneş Spor'u da. Ve Mayıs ayında mutlu sona ulaştık. Eskişehir Spor ilk kurulduğu yıl birinci lige çıkan ilk Türk takımı oluyordu. Ve biz de bunu başarmıştık. İkinci ligden birinci lige bir devrede geçen bir İngiliz takımı varmış. İkincisi biz oluyormuşuz. Ve o bakımdan Eskişehir Spor'da böyle bir uluslararası futbol konusunda böyle bir üstünlük elde etti. Ve birinci lige şampiyon olarak gitmekte oluşu bütün Türk futbolu ilgilenenlerin dikkatini çekti ve gelmiş oldular. Türkiye Ligi'ne hoş geldiniz diyor. O gün de öyle başlık atmışız. O zaman çalıştığımız Milliyet Gazetesi'nde
o dönemden bugüne gelen bir kısmını saygıyla andığımız aramızda olmayan Namık Sevik, Şükrü Gülesin, Cihat Arman, bugün beraber olduğumuz Kahraman Babçun, Necmi Tanyolaş daha birçok değerli arkadaş. İşte bu ilave yapmışız. Eskişehir Spor Türkiye Ligi'ne hoş geldiniz. Şimdi Eskişehir Spor her şeyden önce bir büyük heyecandı Türkiye'de. O kadar alışmışız ki çocukluğumuzdan o 65'li 66 yıllara kadar Fener Beşiktaş Galatasaray, Fener Beşiktaş Galatasaray başkasını düşünemezdik, başkasını bilemezdik. Daha sonra Eskişehir Spor ve Trabzonspor'un Anadolu ihtilali olarak nitelendirilen başarıları birbirini takip etti. Bizim için Eskişehir şaşırtıcıydı. Anadolu'nun ortasından birdenbire bir Eskişehir Spor'un böyle patlaması bütün dikkatleri Eskişehir'in üzerine çekti. Ve Eskişehir'e gittiğimizde demişiz ki Türkiye Ligi'ne yükselin, yalnız sohbete değil tebrike de geliriz. Ve Eskişehir Spor daha girdiği yılda başarısını göstermiş ve lige çıkmış. Ama hepsinin ötesinde biz o gün tribüne çıkmışız. Bütün kurucular falan ve altta büyük bir yazı böyle metrelerce. Karşımızda rakipler kar oluyor, eriyor. Millilik bekle, Eskişehir Spor geliyor. Bütün bu büyüklükler Eskişehir'e gözleri çevirdi, kalpleri çevirdi falan. Yani Eskişehir'i birleştirdi. Bir taraftan biz yöneticilerin gazeteler, beyanatları, konuşmalarımız, bir taraftan da o SSS sloganı bütün Türkiye'ye duyuruldu. Herkes sokaklarda yürürken caddelerde arkamda 20-30 çocuk SS çekerler. Eskişehir Spor'un rengi sadece oynadığı o güzel futbolda değil, aynı zamanda tribünlerdeydi. Şimdi Eskişehir Spor deyince hemen akla Amigo Orhan gelir. Türkiye'de bir ilkti o. Mesela bir şahsın binlerce kişiyi yönlendirmesi. Adeta bir orkestra şefliği olarak nitelendirildi o, ki öyledir. Eskişehir'de Eskişehir maçına gidenler aynı zamanda tribün adabı, tribün terbiyesi, tribün güzelliği görürlerdi. Eskişehir Spor'un bu bakımdan Türk sporuna getirdiği centilmenliğe karşılığını ödeyememiştir Türk futbol severi. Yani sadece sahada değil, tribünlerdeki üstünlüğünü de ortaya koyuyordu. İnanın o tribünlerdeki Eskişehir Spor, sahadaki Eskişehir Spor kadar başarılıydı. Amaç belliydi. Bir amaca kilitlenmiştik. Halk da kilitlenmişti buna. Ben de bunu organize ediyordum ve biraz da estetik katıyordum olaya. Bir defa bir program dahilinde yürüyorduk. Yani öyle lüzumsuz şey cephane harcamıyorduk. İşte 10-15 dakika kala çıkıyorduk ve ondan sonra biz katkımızı öyle sağlıyorduk. Mesela kapalı tribünde 4'te 3'ü kalındı ya. Düşünebiliyor musun? Benim eşim bana müdahale eden, maçlara gitmeyen ve maç hastası olmuştu. Bayan seyirci kapalı tribünde 4'te 3'ü bayan seyirciydi. Bu büyük bir aşamaydı. Hiçbir takım da yoktu bu. İstanbul'da, Ankara'da yoktu bu. Şimdi bir tarafta Amigo Orhan, öbür tarafta bayanların amigosu Feriye abla. Feriye abla bayanları coşturuyor. Amigo Orhan seyirciyi coşturuyor. Orada yeniyoruz. Komple bir olay bu. Artık bunun böyle bir harekete girildikten sonra bunun bir markası, bir imajı, bir sloganı falan filan. Bunlar hep çalışıldı o zamanlar diğer arkadaşlarla beraber. O zaman kadar da Türkiye'de olmamış bir olay meydana geldi. Koro halinde tezahürat. Onu yaratıldı. Ve büyük bir sempati kazandı. Nereye giderse SS diyorlardı. Ve Anadolu'da biz öncülüğünü yaptık bu işin. İstanbul'a gittiğimiz zaman
Fenerbahçelisi, Beşiktaşlı, Galatasaray'ı, Eskişehir Spor'u seyretmeye geliyordu. Amigo Ohran'ı seyretmeye geliyordu. Tamam mı? Şov yapıyordu Eskişehir o zaman. Yani Eskişehir Spor'u çok sever. Şehrin dışında da sempat duyan, Türkiye genelinde çok büyük bir kitle var. Mesela Cumartesi günü Vefa ile maç oynuyoruz. 28 bin kişi vardı sahada. Vefa'nın böyle bir taraftarı yok. Bizim de o kadar belki İstanbul'da taraftarımız yok ama iyi futbol oynuyoruz diye özellikle gelip futbol severler vardı, maçlara gelen ve iyi maçları kovalayan. Seyircinin iyiliği yanında bizim takım olarak da kendilerimiz birbirimize bağlılığımız çok önemliydi. Nihat'la olsun, Fethi'yle olsun, Ayhan'la olsun, efendim diğer arkadaşlarla olan bağlılığımız çok kuvvetliydi. Bu arada evli olanlarımız da vardı. Evli olanlar bize bekar olanları pazartesi günleri özel kuru fasulye yapardı. Kulakları çınlasın kaleci Hakkı. Hep her galibiyette ayrı birim ve ayrı bir çiğ börek yemeği isterdi Nihat'tan. Böyle güzel bir havamız vardı. Bir aileydi. Biz hep birbirimizin canımızı verirdik. Biz bir yumak olurduk sahaya çıkarken. O kadar birbirimize bağlıydık. Kimse kimsenin kalbini kırmamıştır. Kimse kimseyle kavga etmemiştir. Bizim takımda arkadaşlık ruhu var. Eskişehir'den trene bindik. Emir Dağlı Muzaffer'le aynı şeyde yatabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Aynı kompartımanda onun ayakları böyle, benim baş burada, onun baş burada. Hani bu anlatılmaz. Laflarla, kelimelerle izah edilmez yani. Birbirimiz o kadar bağlıydık. Biz Fethi ile ikimiz oynarken, hani Fethi'nin nereye kaçacağını, nerede bu topla buluşturacağımı ben gayet iyi biliyordum. O da benimle iyi duvar olurdu. Birbirimizi forvette tamamlardık. O bakımdan ikimiz forvette olunca ve şey olarak da uyum, kelime de uyum, kelimeler yani isimler de uyum sağlayınca Fethi Nihat Golat, ondan sonra işte Ender'imiz geldi. Fethi Nihat Ender, onu değiştirdiler, filelere gönder şeklinde. Hep bu bizim başarımız takımdaşlığa dayanan, arkadaşlığa dayanan başarı hep ondan geldi. Hatta bizden, bizim aramızdan gidip de başka takımlarda oynayan, buralı olup da oynayanlar böyle bir arkadaşlık görmediklerini ifade ettiler hep. Beni kulüpte hiçbir topçu, Fethi'si olsun, Ender olsun, Kamuran olsun, hiçbir topçu bir malzemeci bilmezdi. Bir arkadaş, bir kardeş gibi severlerdi. Hepsi de bana saygı gösterirdi, ben de onlara sevgi gösterirdim. Hiç kimseyle o kadar çalıştım. Hiçbir münakaşam, hiçbir şeyim olmadı. İstanbul'a gidiyordum, bir maça Suadiye'de kalıyorduk. Üsküdar vapurunu malzemeyi koyduk da öbür ucuna Kabataş'a gidecek uca çıkartıyorduk. Kabataş'tan alıp stada malzemeleri taşıyorduk hep beraber, topçularla beraber. O formaya sahip çıkıyorlar. Sahaya çıktığı zaman onun şeyini veriyor formanın. Böyle kalkıp da lakaytlık bilmem ne şey değil. Çıktığı zaman kanının son damlasına kadar sahada mücadele ediyordu. Eskişehir Spor Kulübü'nde formayı hak eden, giyen. Dolayısıyla da bunlar hem futbola, hem kadrolara, hem insanlıklarına, hem birbirlerine olan yardımlaşmalarında çok çok başarılı işler yaptılar hepsi. Hepsi. Böylesine tutkulu, çok çok başarılı insanlıklar gördüm ben bunların için. Bu yalnız bir futbol takımı değildi bu. Dolayısıyla takım ruhunun oluştuğu, birlik ve beraberliğin olduğu bir takım olduk. Bu sadece birbirimizi aramızda değildi. Aynı şekilde taraftarla aramızda bir ilişki vardı. Biz taraftarımıza karşı kendimizi çok sorumlu hissediyorduk. Aslında Eskişehir Spor Eskişehir'e renk getirdi, ahenk getirdi, sevgi getirdi, her şeyi getirmiş oldu. Ve Eskişehirspor Türkiye'de Anadolu'nun sesini duyuran, üç büyüklere kafa tutan,
şampiyonluk adımlarını atıyor. Anadolu yıldızı lafı bundan çıkıyor zaten. Anadolu'dan fırlayan bir şey Anadolu'yu diğer bütün o dükalıklardan, bütün o aristokrat grupların üstüne çıkarabilecek bir anlayışı verebilecek bir takımın çıkması herkesin paylaştığı bir olay. Artık Eskişehir Spor Eskişehir'in değil, Anadolu'nun bir takımı olarak liglerde mücadele ediyor. Gerçekten bir Anadolu devrimidir. İlk defa Türkiye'de tribün olsun, takım olsun bu alanlarda ilk hamleyi yapan bizdik. Onun için Orhan Şeref Apak da bizden çok memnundu. Onun hayal ettiği projeyi hayata geçiren ilk şehir biz. Seyircisiyle, futboluyla herkesin bir gönlünde taht kurmuştur yani. Bugün sorun 50-55 yaşlarındaki herkes böyle der. Nerede o Eskişehir Spor der. Nihat ortasını yapmak üzere yaptı ortasını. Sekti top ayaklarından. Vurdu Mustafa ve gol. Sırsa vurdu ve gol. 16. dakikada Küçük Burhan'ın pasıyla Şevki ilk golü kaydetti. Sondalar yine vurdu Halil bu defa. 29. dakikada adeta bakıyor Beşiktaş defansı ve durum 2-0. Gördüğünüz gibi penaltı oldu. Penaltı da gol oldu. Mithat Paşa stadından 1 puan alarak ayrıldı ve liderliğini korudu. Eskişehir Spor şu anda efsane Eskişehir Spor diye bahsediliyorsa bütün olay bizim o küçük grup futbolcu grubu, antrenörümüz ve birkaç tane hocanın tırnaklarıyla kazıyıp yarattığı bir efsanedir o. Eskişehir Spor'un birinci lige geçmesi bir hadisedir ve Eskişehir'in ekonomisine çok büyük katkılarda bulunmuştur. Bunlar tabii hep Eskişehir Spor'un yarattığı güçten oluyor. Yani bizim şahsi kariyerimiz ayrı ama esas güç Eskişehir Spor'un o zamanki kuvveti, yapısı ve Türk futbolundaki yeridir. Bu kadar yetenekli ve bir topluluk bir araya geldikten sonra muhakkak bu mayanın tutması için bir takım harçlar lazım biliyorsunuz. Bir çimento lazım, bir birleştirici, bir bunları sağlamlaştırır bazı unsurlar lazım. İşte o zaman sahneye Aydın Bekiter çıktı. Aydın Bekiter burada hakikaten hatıralar için teşekkür ediyorum şey bakımından. Dedi ki arkadaş biz büyük oynayacağız dedi. Gegici getireceğiz dedi. Getirdim. Yalçın'ın İslam'daki bürosuna oturduk. Vallahi yarım saat sürmedi adamla anlaştık. Tevazi, çalışkan, dürüst, ahlaklı bir hoca geldi. Hocamdan başka bir laf etmeden yanında çalıştı onun. Onun gelmesiyle Eskişehir Türk futbolunda bir modern futbol oynamaya başladı. Ve biz yeni bir antrenman sistemine başladık. Futbol oynamayı öğrendik. Top sürmeyi öğrendik. Taktik teknik öğrendik. Eskişehir Spor onun sayesinde Türkiye'nin en iyi top oynayan takımlarından biriydi. İstanbul'a gittiğimiz zaman Türkiye'nin bütün genelinden Eskişehir Spor'u seyretmeye geliyordu. Tabii o zaman bakacaksanız bu bizim o zamanki yaş grubumuz yaklaşık hepsi 20 ile 25 yaş arası muhteşem bir grup. Zaten yetenek dersen alabildiğine bütün herkeste var bu. Buna tabii bir de usta bir el deyince çok önemli bir şey çıktı ortaya. Yensek de yenilsek de büyük keyif veriyorduk. Çok iyi oyuncular vardı. Yani milli takımın hiçbir zaman vazgeçemeyeceği futbolcular. Bunlar bakın yıllar öncesinin kaç yıl geçmiş aradan nereden baksanız en az 30-35 yıl geçmiş hep aklımızda. Bu Eskişehir Spor'un hepimizi böyle oyunuyla, başarısıyla alkışlatan ama Türkiye futbolunda güzel futbol oynadı. Çevresindeki çocukları, yani bu Eskişehirli bu oyuncuyu alalım, uzun yıllar bu hayal kaldı. Kendi takımlarında parladılar. Ve Eskişehir Spor kendi yağıyla kavrularak o kadar güzel yemekler pişirip ikram etti ki. Yani bir futbol takımında eğer her alanda oynayabilen futbolcular bolca mevcutsa ve aynı zamanda tribünlerden de çok çok güzel destek alıyorlarsa o takımın başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Futbola yeni böyle heves duyanlar Eskişehir Spor maçını seyrederken futbol öğrenirdi. Eskişehir Spor futbolu oynar ve öğretirdi. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı içinde pek çoğu aynı zamanda benim ikinci kulübüm, ikinci takımım Eskişehir Spor derdi. Bunu dedirtmek
Parayla pulla olmuyor bunlar. Biz ikinci olduk. Birinci olan Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ligde attığı toplam golün bir fazlasını atmış. 68 gol yapmış. Fethi gol kralı olmuş. Şevki gol ikincisi olmuş. Altın değil de platin devresini yaşadığı, Avrupa'da estiği, Türkiye'de yenmediği rakip bırakmadığı, çifte kupayı kazanmış. Ve Avrupa'da ilk çıkışı o maçla başlamıştı, Sevilla maçıyla. O da hakikaten o maç bugün çıkanlar televizyonlar yaygın olsa, o maç çok takımlara ders olarak gösterilmesi lazım. Hiç kimsenin bir niyet düşünmeden ve ben bundan bir çıkar sağlayayım demeden idarecisinden, malzemecisinden, sahanın en iyi oyuncusuna, oyuncularına kadar gidecek olan bir yapının içinde herkesin tek bir noktada, tek bir hedefte sadece sporun anlamında birleşmesinin doğurduğu bir olay bu. Vallahi SS'lerin o güzel gollerini anlatan spikerin mutluluğunu anlatabilirim ancak demişim. Bir Eskişehir spor vardı ki demişim. O Eskişehir sporu seyredenler bilir, yaşayanlar bilir, alkışlayanlar bilir. Tribünler bir başladı mıydı SSS 2-2 Kırmızı Şimşek he he diye o muhteşem tempo Anadolu'nun sesi olarak sporda Anadolu futbolunun parlayan güneşi olarak o günleri, o yılları yaşayanlar nasıl unutabilir? SS 2-2 her zaman için bizimki, bizimki demek geliyor içimde. ...72 senesinde Cumhurbaşkanlığı kupasını, 71-72 kupasını aldıktan sonra takım yavaş yavaş dağılmaya başladı. Kamuran gitti 73'te, Nihat gitti, Vahap gitti, Fethi de 73'te bıraktı. Ama o kadro hakikaten diyorum size, eğer şampiyonluğu kaçırmasaydık 5 sene biz vermezdik kimseye şampiyonluğu. Onlar da gördü bunu yani, rakiplerimiz de gördü, eyvah dediler geliyor. Sonra parçaladılar bizi, gittik. Böyle bir yani olay. Bir gelip geçici rüyaydı bu. 3 sene üst üste ikinci oldu bu takım. Böyle kıl payı bir şeyler kaçırdık. Bunda bizim belki çok büyük kabahatimiz oldu. Bunun yanında yöneticilerin çok büyük bir kabahati oldu. Belki de hocaların çok büyük kabahati oldu. Bütün bu kabahatin içinde fakat yine de bu kadar eksiğin içinde yine bir müthiş bir Türkiye Kupası almamız var. Ondan önce bir final oynadık, onu da almamız gerekirdi. Ondan öte 3 tane üst üste ikinciliğimiz var. O 3 tanenin en az 2 tanesini şampiyon olmamız gerekirdi. Aldık yani, aldığımız şeyi bıraktık. Yani biz o kaçan şampiyonluğun ne olduğunu bize anlatacak kimse yoktu. Biz sadece keyif böyle çıkıp oynuyorduk yani. Onun için de bu Eskişehir'in yaptığı devrimdi. Artı yani Türkiye'de ilk Anadolu'da bir kulüp profesyonel milli lige çıktı. Bu da bir devrimdi. Eskişehir'in futbola olan hizmeti anlatılamaz. Bu efsane olayı, bu değerler maalesef ve maalesef bütün bu geçen zaman zarfında iyi irdelenmedi. İyi irdelenmeyen şey, iyi şekilde yorumlayamayan bir şeyin de daha ileriye taşınması ve bunun daha ileriye götürülmesi mümkün değil bence. O zaman anlaşılmış olsaydı şimdi çok daha büyük bir Eskişehir Spor, bu efsane şimdi efsane olurdu. Eğer böyle büyüseydik o zaman takım bunun getirileriyle şampiyonluk ne, büyük takım ne, bunu yakalamaya çalışırdı. Yani bu antrenör olarak almıyorum onu. Bunu verebilecek bir beyin lazımdı bize. Eskişehir Spor o zaman daha ölümsüz olurdu. Kendi öz çocuğundan koparsan, o takım ruhunu kaybedersen ve yetiştirmezsen, üretmezsen yaşayamaz.
Rüzgar o fırtına ol, haydi kayın.